Yaşınız geldi çok kötü şeyler olur. Bak çok kötü tam şeyler bir yaşlı geçti. O maça geçti bu geçmişiz. Arada. Daha başın hikayesi konuşamadan. Ama sizin yüzünüzden. Niye beni konuşuyorsun? Doğru. Azir'in saklamasıyla başlamış RNG Yaharong. Azir'le müthiş gözükmüştü bir önceki seride ki 10 oyuncu içerisinde en özel performansı bir önceki gün gösteren isimdi. Bence Loud'a karşı. Hakikaten çözüm üretemeyip sonrasında Azir yasaklamıştı DFM. Özür dilerim Loud. Yumi yasaklaması var yine ki Harp'ta yine iyi gözükmüştü Yumi ile birlikte. Nar yasaklaması Evi'ye karşı. Yani Armut. Bir önceki seride ne oynadıysa aslında şey evet. DFM. Evet, neye evet. ağırlık verdiyse onlar yasaklandı. Kafaları rahat adamların. Yani mesela yasaklanmış. Bu açık kalıyor. Yasaklanmış aynen. Breed. Ama diğer tarafta da Hecarim, Makoy gibi faktörler var. Makoy'u alırsa Hecarim alır RNG. Breed o kadar farklı şampiyonlara karşı oynadı ki Aatrox'u. Orada Makoy'u Hecarim de alabilirler. Üst koridora alsın. Niye almasın? Yani Aatrox'un karşısına Makoy ile gerçekten gitmek ister mi sence? Breed'e karşı. Herkesin karşısına gidersin ya. Şampiyon öyle bir şampiyon abi şimdi bana. Ama şimdi yani bu... Ne abi nar yok ne alacak peki Aatrox'un karşısına? Yani şimdi... Evi'den bahsediyoruz. Fiyoru çıkartır alırsın. Bir şeyler. Fiora alır. Urgot bile alır yani atıyorum mesela. Çok seçenek çıkartır. Bence bir tankla gitmek ister mi emin değilim. Britain Aatrox'una karşı ki ya o da inanılmaz iyi bir turnuva geçiriyor. ADD gibi delikanlısı Timo ile gitsin o zaman. Var mı başka? ADD gittiğinde başına gelenleri gördük. Bu arada hiç oynayamadı ya. Bu arada Timo oynayan birisi olarak gerçekten... Ama o gün de konuşmuştuk zaten. Birinci seviyede öyle bir takas var ne mı? Ne yapıyorsun diye sorarlar ya. Aatrox... Önce geldi lane'de saklanıp cheese yapmaya çalıştı. Yok dedi bu gelmeyecek dedi. Geri gitti. Sonra çalıya kafa attı. Takas kaldı. Yani bir de Aatrox zaten Teemo'ya karşı en çok zorlanacak şampiyonlardan biri değil. Oto atak bağımlısı bir evet, şampiyon değil aynen. Bir kere her şeyden önce. Ve menzil kapatan yetenekleri var. Ve Vayne, Sejuani geldi. Cannon geldi Aatrox'un karşısına. Menzilli şampiyonlar genelde iyidir Aatrox'a karşı. Bu eşleşmeyi daha öncesinde de gördük. Ve Shao, Talia tercihinde bulundu. Ya 9. seviyeye kadar falan Cannon için iyi bir koridor. Ama ondan sonra Aatrox'un yetenekleri çok kısalıyor. Ama 9. seviyeye kadar aldığı o tempoyla üstünlükle yine onu devam ettirebiliyor. Yani ya, şey ettirebilmesi olmuyor. Lazım. Ettirebilmesi lazım. Sonradan Aatrox çok öne geçiyor, parçalıyor falan diye bir şey yok. Yok, 9'dan sonra rahatlıyor sadece. Yone. Böyle bir şey yaptı Saşa. Hoşuma gidiyor Yone görmek. Yone çok keyifli bir şampiyon çünkü bence. Ve GFM'in özellikle dünden sonra Yaharong'a birazcık daha fark yaratabileceği bir şeyler veriyor olması da bence önemli. Yani Talia'ya karşı problem yaratabilir. Güzel takım savaşı kompozisyonu oldu bu arada şimdi. Evet yan ve ciddi de bir komboları var bu arada. Ciddi komboları var. Bu arada en kötü yani işler ters giderse de ayrı kittirmede de yani bir şeyler yapabilir. Gerçi bu şampiyonada çok böyle deli gibi ayrı kittirme falan. Bir tek RNG'yi kullandı bu arada. Aynen. O ayrı kittirmenin. Aynen. Ama daha plain diz normaldir. İleride grup aşamasında işler değişir de. Ama burada bir ekstra bir faktör oldu artık. Ve bu arada hemen MF gitti. Tabii buraya kadar kalması MF... çok da tuhaf aslında bir yandan. Ama şöyle bütün turnuva boyunca bu tabloyu genelde gördük. Yani ilk 3 seçim. Alt koridor dışındaki şampiyonlara gidiyor büyük oranda. Alt koridoru son iki seçime takımların bıraktığını görüyoruz. Bu yani bıraktığımız yerden playofflar döneminde tam tersiydi. Erkenden ilk seçimden Zeriler, Sivirler gidiyordu. Kalista yasaklanmayıp alınmadı ilk 6 tercihte. Evet. Ya Galan'ın, yine aynı şekilde Draven'da. Galan'ın sevmediğini biliyoruz. Ama bu iki takımın da çok kullanmadığını biliyoruz. Utopon da aynı şekilde. Tristana önemli. Gala genelde Tristana'yı tercih ediyordu. Ben karşısında birazcık daha... Kaysası açık. Kaysa'dan ziyade, çünkü Tristan'ın karşısına gitmek istemez. Burada Ezreal bekliyorum aslında ben biraz daha. Galan'ın oynadığını da biliyoruz. Hem de çok güvenli. Ama Tristan'a karşı Kaysa'yla gitmek istiyor mu gerçekten? Yine bu da problem mi tabii bu kadar? Bence Kaysa çok büyük problem yaşamıyor yani, ya Tristan'a karşı. Yani AC ile birazcık mesafe açabiliyor ama yine de ya Tristan'ın sevdiği bir eşleşme her zaman Kaysa. Kaysa'nın çok minimal düzeyde bir tehdidi oluyor aslında Tristan'a üzerinde. Ve son seçim desteğe bırakıldı. Nautilus'a karşı bakalım neyle gitmek Leon'a isteyecek. Leon'a var mı? Var. Leon'a açık. Yine Alistar. Alistar yasaklı gerçi. Alistar yasaklı. Leon'a temiz ya. Güzel. Ama combo'yu da tamamlar bir şekilde. Kendisi de başlatır her şeyi. Güzel yani şey. Hani DFM'in yaptığı böyle şey vardır ya. Standart.
Yani biraz ondan yaparım. Takım savaşımı da yaparım. Ayrı kittirmede de gerekirse takılırım. Ama karşısında da aynı şey var. Yani çok farklı değil. İkisi de yani çok benzer şeyler yapmaya çalışacak. Yani burada RNG'nin all-in yaparak oynama 5'e 5'lerde çok lüksü var mı emin değilim. Eğer DFM her şeyi düzgün bir şekilde dizilirse haritada. Abi orada hep şey var bak. Bu Talya'nın duvarı var ya. Bu bomba combo takımlarına karşı her zaman çok etkili. Burada Ornn falan da yok. Onu kıracak bir şey de yok. Yani çok güzel bölebilir. All-in yaptı tamam okey. Takım savaşı başladı. O Talya duvarı çok güzel kullanıldığı senaryoda işler öyle şey olmuyor. Yani bu Kayseri de çok yarıyor. Takım çünkü dağılmış oluyor. Yani işte tabii zaten biraz da mevzu o. RNG tamamen front to back bir takım savaşı kompozisyonu. Yani önce rakibin yeteneklerini, ultilerini alacak. Çünkü o ultiler gittiğinde, Leon ultisi, Kennen ultisi gittiği zaman, Maokai, Yone ultileri gittiği zaman hiçbir şey kalmıyor. Neredeyse elinde. DFM kompozisyonunun. O süreç nasıl ilerleyecek? Tabii yani bu hani biz birazcık daha teoride kompozisyonları değerlendiriyoruz. İki takımın seviyeleri arasında uçurum olduğu da gerçek. Belki de hiç oralara bile kalmayacak. Koridor aşamalarından devasa bir üstünlük. Ondan sonra Sejuani Reyes'in değdiği, öldüğü bir senaryoya da dönüşebilir. Ama dün kompozisyonlar kapatıp konuştuk. Aynen. Yani, ama hep şampiyon seçim ekranını böyle değerlendiriyoruz zaten. Bir takım savaşı tetiği çekmek isteyen takım savaşı kompozisyonuna karşı DFM'in kompozisyonu. RNG'ninki birazcık daha front to back. Önce disengage sonra engage şeklinde oynanması gereken bir kompozisyon var. Dün sunum sonrası, daha doğrusu karşılaşma sonrası, eşleşmeler de belli olduktan sonra tam olarak. Ben şunu söylemiştim. DFM bir tane karşılaşma kazanırsa büyük bir başarı. Öpsün başına koysun. Aynen öyle. Büyük bir başarı imza atmış olur diye. Öyle bir başlattık ki cümleyi. Zaten biz anladık hepimiz. Öyle amacın. Yani 3-0 harici bir sonuç olursa şaşırırım ben. Öyle öyle doğru. Yani DFM buradan bir karşılaşma kazanırsa şaşırırım açıkçası. İlk senin 3-0 bitip bunun böyle 3-1-3-2 olması falan hakikaten çok şaşırtıcı olur. Çünkü ben hakikaten bir önceki seriden daha fazla şey bekliyordum. Yani Mad Lions büyük hayal kırıklığı oldu. Ama Kari için güzel haber. Yani gerçekten tebrik edelim kendisini. Hikaye Eren'in dediği gibi. Hikaye çok tuhaf orada. Hikaye, aynen. Yani ya şeyler de vardır ya hatırlarsınız. Gerçi hatta sizin yaşınız tutmaz. Danimarka'nın yaş esprisi yapmaya başladı. Danimarka'nın tatile çıkıp plajdan gelip, plajdan gelip de mu şampiyon olduğu turnuva. Birader 30 yaşındayım ben de ya. Bir dakika. Kaç izlemedin ama biliyorum olduğunda bu arada. Turnuva 92. Olduğunda. 92 Avrupa şampiyonası. Tamam kaç yaşındaydın? Doğmamıştım. ama yani hatırlamazsın demem yani çok bir normal. Bir futbol sevdalısı olarak hikayelerini duyduk canım. Yani bu şey değil yani o eskiden çok ben daha fazla. Ben bizzat oradaydım. Şeyde miydin? Plajdaydım hatta. Plajdaydım beraber döndük hatta. Kötü takas gelmiş evden bu arada. O birinci seviyede şeyde çalıda biraz hasar aldı. Sonrasında bir takas daha kaybetti. Bu arada Mink bir çıpa daha tutturuyor. Yani güdümle tabii, atıyor çıpaları Mink. Kaisa Tristana'nın seviye 1'i Leona Tristana'ya karşı kuvvetli. Çünkü bu arada ikinci seviye avantajını da aldılar. Sıçra gelse şaşırmazdım bu arada. Ama Mink İki sihirdar büyüsü var ama unutmayın. Yutapon'a artı. Yani bu arada Arındır var bir tarafta da. Ona göre biraz daha dikkatli oynaması lazım RNG'nin. Şifa avantajı var DFM'in böyle takaslarda. Evet. Bir de seviye 1'deki kuvvet seviye 2'de aynı şekilde değil. Çünkü Leona'nın da iki tane yeteneği artı Tristana'nın açık bir W'su oluyor orada. İşleri değiştirebilir ve all-in kuvveti onların da artıyor. Ama işte Kaisa'nın ve Naturus'un QQ komboları ikisinin de seviye 1 için hakikaten kuvvetli kombolar. Kısa takaslar. Yine yapıyor, yine yapıyor. Artık bundan skor çıkarmamalı. Steel doğru yerde coverladı bu sefer. O çıpa tutsaydı buraya ilerleyeceklerdi. Bu arada bekliyor hala Vey ile birlikte Shao. Şimdi Shao rakip ormanı gösterdi. Mavi güçlendirmenin olduğunu biliyorlar. RNG alt koridor ikilisi. Bu sefer uyandı. RNG de uyandı. Farkında olmalı. Direkt olarak girdiler. İki sıçrayı alıyorlar. Galamink bir tık, bir adım önde kalınca iki sıçradan oldu. Vey uyandı, mavisini gösterdi. RNG alt koridora uyanamadı. RNG bütün turnuva boyunca aynı şeyi yaptı. Seviye 3'te Vey'i alt koridora getirdi ve sürekli de sonuç aldı. Bu sefer Steel alt koridorunu coverladı ve Vey gelmeyince de bu sefer kendileri denediler. Ama RNG alt koridoru buna uyanamadığı için çift sıça kaybettiler. Bu arada ilk gösteren mavi Shao. Gitti rakip ormana baktı. Maviyi gördü. Pink dedi. Ve o tarafa yürüdü. O arada alt koridorda
savaş çıktı. Yok, Zenith'i kim bırakmış? Zenith'i şey bırakmış. Sejuani bırakmış. Reed güzel ama DFM hazırlanmış bu erken oyunundaki sürekli aynı şeyi yapmasına ve çok basit bir çözümle geldiler hemen. Evet. Ve koridorun şekli biraz... bayağı bir dramatik şekilde değişir şimdi. Kaysa'nın sıçrası olmayınca. Olin kuvveti çok yüksek çünkü DFM alt koridorunun. Yalnız bundan işte ekstra bir şey çıkaramazlarsa uzun vadede olacak şey Sejuani'nin şu an tempoda üstün oluşu. İşte bu tamam güzel iyi bir şey yaptılar ama devamı gelmeli. Bu arada Breed. Çünkü Minyon'da da girdiler. Yani neden bu kadar Minyon farkı oluştu Tristana ile Kaisa arasında? Üzerine çok Minyon geliyor. Çok mu var orada? Evet. Ha bayağı varmış tamam. Çok var. Yani yine de ama hepsini kapamayacak var. Ama 5 Minyon falan geride kalacak gibi hepsini alabilirse. Ve burada Minyonlar da kaybedilecek. Çok iyi dondurdular koridoru. Üst koridorda Breed. Yeteneği geldikçe dürtmeye çalışıyor evi. Bir de sihirli yıldız tercihi var tabii. Menzilli eşleşmelere karşı yer yer alındığını görüyoruz. Hatta bu turnuva Kenan'lar eşleşmelerinin hepsinde... Kenan evet. Atrop. Nar'da alınmadı yok, hepsinde. Hepsinde alınmadı mı? Yok. Ama Nar'a karşı da alındığını gördüm. Ne alındı başka? Ben de öyle yok, atıyorum. Yok yani yenilmez alınıyor yenilmez ya da bu alınıyor zaten. Menzilli ben eşleşmelerde... Ben genel ama genel itibariyle bütün, şey atıyorum. Bütün, tabii çok fazla çoğunlu. Oynandı. Çok fazla ya yani Kenan eşleşmelerinde hep bu gitti. Aynen. Nar'larda da çoğunlukla ben bu oldu diye hatırlıyorum. Çoğunlukla bu oldu lazım. Evet. Kontrol etmek lazım. Rün ne kadar gösteren bir yer var mı ya? Böyle şey, rün olarak böyle alındı falan diye. Maç historiye bakman lazım. Aatrox'un maç historisi diye... Aatrox'un maç historisi diye bir şey var bu arada. Ona bakarsan çıkıyor. Şey de var ya, ben sana isim vermeyelim. Ben de biliyorum o siteydi, ben de isim vermek istemedim. Abi hangi siteymiş bu kadar isim vermek istemediniz? E-spor sitesi nihayetinde. Ben sana söyleyeceğim sonra. Hayda. DM'den yazacağım canım. Peki. Merak ettim bu kadar gizli olan. Miao Kai'yi mı seçmiş? Galiba Miao Kai o. Doğru hiç kostüm. Dikkat etmemiştim ama galiba Miao Kai çünkü Miao sesi Miao, geldi. Miao sen seversin. Çok çok güzel kostüm bu arada ya. Yok sen genel olarak miaolamayı seviyorsun ya. Öyle öyle bir evet şeyimiz var canım. Bir özel ilgi alındım. Alt koridorda işleri gidiyor DFM için. Yine orta koridorda Yaorong bir minyon farkı oluşturmuş. Bir minyon dalgası kadar. Steel Edge'lere başladı. Üst tarafta işler yani minyon olarak çok iyi gitmemiş şu ana kadar evi tarafında ama DFM halinden oldukça memnun olsa gerek şu ana kadar. Ya oyunu şu anda hakikaten iyi idare ediyor DFM. Alt koridorda minyonda da öne geçtiler. Ama Steel mesela bak maçın başına geldi o kadar bekledi tecrübe kaybetti. Burada Edge'ler için yani neredeyse herhalde iki seviye falan çıkacak fark birazdan. Çok fazla kamp farkı oluştu. Çünkü Steel alt koridorun arkasında evet. Bir dakika falan bekledi. Aynen. Çok bekledi orada. Ya tamam okey sıçraları aldılar ama şimdi çeyrek bekleme süreleri kaldı. Hala bir şey çıkarılamadı oradan. O sıçralar alındığıyla kalınacak ve az önce de söylemiştim. Steel'in sadece tecrübesinden gitmiş olacak bu. Yani mavisini almadan yaldır yaldır yukarı koşturdu. Burada bir şey çıkacağının farkındalar. Evi şimdi üzerine oynamaya çalışıyor. Çok önde kalmış olabilir evi. Cehennem prangaları tutuyor evet. Ama Şimşek gibiyle birlikte uzaklaşıyor buradan. Şimdi yeteneği yokken burada denemek isteyebilirler. V'yi buraya yaklaşıyor. Ultiyi kullanacak mı? Ulti kullanmadı. Öncesinde sersemletmek istiyor. Sersemletme gelecek. Üzerine ulti yok. Çünkü yok. Kullanmadı çünkü yok. Bu arada ama Steel 6. Ben bunu bahsederken öndeydi V'yi. Ya mavisini bıraktı. O gitti oralarda bir sağ sol yaptı. Burada ben 6 olarak görüyorum hala onu. Benim gözlerim ilerlemiş olabilir. Yani. Bu arada sıçra bile atmadı evi. Evet. Sadece ultisiyle oradan kaçtı. Şimdi bu arada bu kadar acelesi var mıydı? Mavi alıp gitse ultiyi atsa evet. Daha garanti olmaz mıydı? Neden? Minyon dalgası uygun olmayabilirdi onun için. Abi beklediği sürede zaten bir daha girdi ama. Yani o kadar bekleyeceğini sağ sol yapacağını şeyi alıp mavi alıp. Neyse yani. Bir bildiği vardır. Ve alamet alıyor bu hamle sonrasında bir. Evet alttan en az bir hatta tarif de varmış. E'si geliyor şimdi bekleme süresinden çıkıyor Utapon'un. İki tane barikat Utapon çıkartıyor.
Yutapon ve Harp ikilisi. Henüz çıkartamadı. Daha çıkartamadı ama çıkartacak muhtemelen. Ya bu minyon dalgasıyla birlikte artık. İki tane vursa yetecek zaten. Evet. Şimdi geldi. Yani alamete karşılık olarak en azından alınması gereken iki barikat alınmış oldu. Altılar geldi şimdi diğer tarafta da, Arancı tarafında da. Alt tarafta bir şeyler olabilir ya. Orası böyle rahat durmayacak bir koridor gibi. Diğer taraflardan çok bir beklentim yok da. Orada belki burası. Direkt çizmeyle başladı. Kitle kontrollere karşı. Tabii Leona, Cannon, bir de üst koridora gelebilecek var. Baskında iki oyuncu da yetenek gücü hasar. Aynen öyle. Çift AP ve bol bol kitle kontrol var rakipte. Tabii çok dahil olamadı iki ormancı da. Denemelerde bulundular ama. Daha çok yani Vey sanki etkisi oldu da. Yani diğer tarafta Steel de aslında alt koridorda böyle bir hafiften bir deneme yaptı. Harp buraya geldi alt koridordan. Steel'in de oraya yürüdüğünü görüyoruz ama nehirde bir totem var. Nehirden gelmeyecekler gibi. Harp buraya geçti. Ulti ile birlikte gidiyorlar. Breed yakalanabilir. Ulti de geldi Leona'dan. Sersemletme de geliyor ve ilk kan burada gelecek. Leona tarafından alınacak. Harp'a gidiyor ilk skor. Evi kaçırdı orada ilk kan altınını. Q'nun kaçmasıyla birlikte. Ama ilk kan... Breed iyi. Dodge'ladı orada. Tamam peki öyle diyelim. DFM ilk kan alarak başlıyor. İşler harika gidiyor şu ana kadar bence. DFM adına oyunun temposunda hiç geride değiller. Rakipten ve ya RNG DFM eşleşmesindeyiz. Japonlar iyi hazırlanmış gözüküyorlar. Ya onların iki dünya şampiyonası boyunca çok iyi performans gösterdiğini gördük. MSI'de çok istediğini bulamadı DFM. Ama bir önceki dünya şampiyonasında da burada da hakikaten DFM'in performansı takdire şayan. Yıllardır bölgelerindeki en dominant takım belki de. Bir şekilde hala burada performans arttırabiliyorlar. Hala aynen üzerine öyle koyabiliyorlar. Tebrik grup aşaması lazım. 0-2 başlamışlardı. Evet. Oradan da geri dönüp aslında buraya geldiler. Acaba demiştik ya mesela sonrası benzer bir durum olur diye burada yakalandı. Direkt olarak tek yiyecek ya Harong. Çok güzel yukata. Yerden bitme geldi yalnız. Ama yani orada... Sıçra atacaksın onu. Ultisi de var. Bir de her şeyin ötesinde kıyamadı. O kadar yakında kalmanın alemi yok orada. Neyi mi clearlayacaksın Yone'yle yani? Bayağı tatsız oldu yani. Evet. O kadar övdünüz, nazar dediniz çocuklara bak. Yine anlık nazar. Anlık Kurs. Allah aşkına şu Kurs muhabbetini sonlandıralım. Ben artık çünkü tweet atasım gelmiyor Kurs muhabbetini. Abi Halper ne söyle? Adam ya, meta yaptı. Ne alakası onu var abi? Abi yani, bak adam abi bir şey atıyor ortaya. Bildiği zaman bir şey yazıyorum. Daha maçın başında Belvet iyi oynuyor diyorum. İyi gözüküyor ki bu DRX maçı. Harika maç oynamıştı şey. Maçı kaybediyor Matt DRX'e karşı. Sonra Kurs. Öyle. Aman. Ya kardeşim gerçekleri değiştiremezsin ya. İşte tamam ben de onu diyorum. Bunun Kurs'la alakası yok. Gerçekler değişmez. Kurs de bir gerçek. Peki. Değişmez. Öyle diyorsa etse öyledir herhalde. Ve yine maç birazcık tabii temposu düştü ilk gun geldikten sonra. Orta koridorda alınan karşılık skoru. Yalnız Vey orada ultisine... Yalnız ultisi yok mu? Buradan çıkamayacak gibi duruyor. Cehennem prangaları da tuttu. Yalnız bütün yetenekleri kaçırdılar ona rağmen. RNG skoru almayı başarıyor. Yalnız diğer taraftan DFM ikinci ejderini alacak. Önemli bu ama... ikinci ejderinde gelmesi. Ya ultisi yokken Sejan'ın bunu almaları... Bence çok tatlı bir durum oldu onlar için. Burada kendine de geri düşürmüş oldular. Orada. Burada da kule altı gelecek gibi. Sıçra. Sıçrasını kullanıyor. Yani üst tarafta bir skor gelince alt taraftan ejderi aldılar. Yetmedi bir de biraz daha bir şeyler istediler. Ekstra sıçrayı almış oldu burada. DFM. Alt koridorda işler iyi gidiyor Johnny. 16 milyon öndeler, kule barikatları geldi. Evet. Aslında Yutapo'nun durumu hiç fena değil. Taşıyabilecek bir oyuncu olduğunu da biliyoruz ama çok fazla hata yapabiliyor Yutapo. Yapabiliyor. Bir de yani RNG'ye karşı o hataların ya dönüşü çok fena oluyor. O yüzden ya şu an ya DFM herhangi bir minor region
işte küçük bölge takımına karşı maç yapıyor olsaydı ve şu durumda olsaydı çok daha farklı konuşurdum. Çünkü hakikaten güzel götürüyorlar maçı. Özellikle Tristan'ın gayet iyi durumda oluşu, Yone'nin çok iyi durumda oluşu az önce ölmüş olmasına rağmen. Bayağı umut verici ama işte RNG'ye karşı bunu ne kadar kullanabileceksiniz? Burada Harp yine burada ama Vey, Shao onlar da bekliyor rakiplerini. Evi oraya geçti. Şimdi evinin üzerine oynamak istiyorlar. Burada bir 3'e 3 göreceğiz. Topon da burada ulti kullandılar. Evi direkt işte olarak tek yedi. Ultisi ve var burada mıydı? Harp'ın da üzerine gitmek istiyorlar. Harp'ın sıçrası şu anda doluyor görebildiğim kadarıyla. Çok ufak bir süre vardı. Mink yakalandı ama herhangi bir şey olmayacak ve olan evi oldu bu savaş sonrasında. Az önce tabii sıçrasını kullandığı için sıçrası yoktu. Ultisine basacak vakti de olmadı. Ki ultisi gelmişti ama bassaydı bir şey değişmeyecek muhtemelen. Burada birazcık Vayne'in önderliğinde şu an RNG yavaş yavaş ağırlığını koymaya başlıyor. Burada alametini alacaklar. Ya Johnny çok iyi oynadı RNG orayı. Şöyle çok iyi oynadı. Kitle kontrol zinciri çok iyi evet geliyor. Nefes aldırmadılar orada. Yani Sejuani ultisi geliyor ardından zaten Breach ve Shao. Ama sanki burada geliyor direkt ultiye basabilir. Birazcık böyle içeri girmek için evet açlık yapıyor. Çünkü kitle kontrolün içerisinde ultisi aktif olabiliyor ve takım arkadaşları belki bir şeyler alabilirdi buradan. Ama ultisini atamadan ki yok. Da iyi vurmuş. Var değil mi ultisi? Var ya var. Var var. Kullanamadan öldü. Valla iyi başlamıştı ya maça. Ya şu an doluyor gibi gözüküyor da o şeyde bug var biliyorsunuz. Vardı. İyi başlamıştı bayağı maça GFM ama RNG dengeledi son bölümde karşılaşmayı. Eşit kule barikatı aldı her iki takımda 800 altınlık. Ve altında şu an yalnız V'yi tamamen eşit. İlk baskınla aç bütün baskınlarından sonuç aldı. Şu an %100 skor katkısı. Özellikle Kenan'ı çok güzel kampladı. Yani o maçın başında konuştuğumuz olay vardı işte 9 seviye falan demiştin. Şu an evet. Yani Kenan'ın artık tek olayı takım savaşına ulti atmak olacak. Onun haricinde yani Aatrox herhangi bir öldürme şansı yok gibi. Evet alt koridor kulesini alıyor Cephan. Ama orta koridor kulesini de bu esnada alametle alacak RNG ki alamete pek ihtiyaçları da yoktu aslında. Kullanmadan da alabilirlerdi ama riske atmak istemediler çünkü kalabalık şekilde DFM'in alt tarafta olduğunu biliyordu. Bu arada Johnny. RNG. Yokmuş ultisi. Yokmuş. Ya. Geri sarıp baktım bir. Yokmuş. Çok az bir süre varmış gelmesine. O yüzden bekliyorlardı. Evet. Ulti gidince şöyle tuşa basarım diye. Yazık olmuş ama yani orada o riski almaya gerek var mıydı bilmiyorum. Bu arada Breed diyorum. Yaron map olmuş bu ulti. Eşel dizimi yapıyor. Bundan sonrası yani bundan sonra ihtişamlı eşya olarak bu tank eşyası alıyor. Herhalde gün ateşi tercih ediliyor. Bakalım. O da bir nevi aslında yalancı bir ön cephe şampiyonu. Çok fazla hayatta kalıyor bu arada. Evet. Ve mahvolmuş harika çalıştırdığı için Yone hasar anlamında da pek bir eksiği olmuyor gerçekten. Bir de yani hasar var takımda. Yani herkes birazcık çorbaya o tuzdan koyacak. Ortalığı karıştırması yetecek Yone'nin biraz. Bir de dağıldığı zaman ona eşlik edecek tipler de var yani yanında. İşte Leonis gelecek, Makoyesi gelecek, Kenan'ı gelecek. O yüzden yani fokus yemeden hayatta kalma ihtimali var ama işte ne kadar uygulayabilecekler birazdan göreceğiz. Ultiyle yine evi yakalanıyor burada. Sıçrası mevcut. Sıçraya birlikte kaçabilir ama roket kemer bile yeterli oldu. Kitle kontrolü takip edemediler çünkü. Mink bayağı uzaktaydı ama bu ulti ama sonrası yeterli oldu. Ejderi getirecek evinin ışınlığını olsa bu arada burayı savaşabilirlerdi belki ama evinin ışınlığını daha yeni doluyor. Evet ama iki tane ejderi var zaten DFM'in. Yine eksik ruhu bu arada ya. Çok çıktı eksik. Hextech demedin mi yoksa şey? Hayır, kristal küreden alakası söylüyorum. Çok Hextech gördüm. Özellikle RNG maçlarında Hextech gördüm diye hatırlıyorum bu arada. Bu üçüncü, RNG maçlarındaki üçüncü Hextech diye aklımda kaldı. Çünkü iki tane Tristana oynamıştı, ikisinde de Hextech vardı. Ve yani Tristana ile Hextech bayağı iyi çalışıyor. Yine aynı şekilde galiba dün DFM Loud maçında da bu sefer Utapon Tristana oynadığı maçta yine aynı şekilde Hextech vardı diye aklımda kalmış. Breach bayağı bu arada. İyi çalışması için bir tane yük almanın lazım. Bilmiyorum bu dakikadan sonra başarabilecekler mi?
Başarırlar ya Juni. Niye başaramasınlar? Hala altında öndeler. Bakalım. Göreceğiz. Evet, işler yani kötü durumda değil kesinlikle. Evi biraz geriye düştü. Ama o da ultisiyle faydalı olabilecek bir şampiyon. Steel bu arada. Özellikle Inspired'den bu turnuvada gördüğümüz Anathema. Eşya dizilimini yapıyor. Anathema üzerine tank. Çünkü Anathema'yı burada tek AP olan Talia'ya bağlayabilir. Ya da ona karşı en büyük tehdit oluşturacak Kaisa'ya bağlayabilir. Muhtemelen Kaisa'ya bağlayacak bu arada. Yani... de kontrolden yararlanmak için Kaisa daha iyi olur sanki. Evet, o da olabilir. Bakalım. Ya çünkü Talia'nın hasarı genelde tankları düşürmek için çok yeterli olmuyor. Ama biraz küçümsüyoruz gibi geliyor bana Talia'nın hasarını. Kaisa ile yan yana koyduğunda... Tabii ki canım. Yani Kaisa'ya bağlamak daha iyi tercih. Daha düzenli hasar, daha fazla hasar ve genelde daha çok vuran oluyor. Arkadaşlar işin sadece şey defans tarafını düşünmeyin. Tekrar diyorum, benim sesime ne oldu bir anda? Yani sen öyle o sesin öyle bir geldi ki ben ister istemez defans tarafını düşünürüm yani. Defansa geçtin değil mi bir anda? Aynen öyle. Bu ne ya, yaratık var yanında. Yavrum bu kullanıyor burada. Herhangi bir şey almış mı? Sıçasını da alamadı. O biraz hoş olmadı. Sıçasını almak isterdi burada en azından. Tony gitti, Tony geldi bir an ya. O ses değişikti. Değil mi? O. Bu arada burada V'yi sıçrasını kullanıp uzaklaşacak mı? Akai ultisi de tutmuyor Evi. Yine yakalandı. Evi'yi bu sefer kurtaracak bir yetenek yok. Evi. Evi sürekli önde yakalanıyor. Sürekli. Evi frontline olma çabası var ama neden? Yani... Anlamak güç. Evet. Hani Zonya'sı falan olsa tamam diyeceğim de hiç Zonya hazırlığı da yok. Eğer böyle oynayacaksa Zonya'ya bu arada kesinlikle ihtiyacı var. Yani. Hadi birisi diyecek ki aga bak burada Leona var. Eyvah Yaron. Yaron'un Mink! Mink! Çok erken. Akıl oyunu denedi. Animasyonu burada görmüş olması lazım. Totem de vardı. Animasyonunu, geriye dönüş animasyonunu görmeden attı onu. O geri döneceğini düşünüp predict etmeye çalıştı yani tahmin etmeye çalıştı. Sıçası da boşa ama gitmiş olmadı oldu böylece. Ama olmadı gala. Burada Harp'ın üzerine gidecek. Harp çok önde yakalandı. Harp'a hasar çıkmıyor yalnız şu anda Bey. Buradan uzaklaşmak Breed zorunda. Geliyor. Arkaya gelen ışından var. Breed hala savaşa dahil olmuş değil. Breed takım arkadaşlarını bekliyor dahil olabilmek için. Hala dahil olmadı. Çok uzakta kaldı. Yaron geliyor. Breed şimdi yaklaşıyor buraya yalnız. Mink çok önde kalmış olabilir. Breed ultisini aktif etti. Evinin üzerine gidiyor. Evi sıçra kullanarak uzaklaştı. Burada Breed takımından çok ayrı. Hayda. 3 bir dakika. 3 kişi, 4 kişi Breed'in arkadaşlar. Yaron sıçrayla birlikte bu skoru alıyor. Yaron takip edecekti Shao'yu ama Shao sıçrayla birlikte canlar uzaklaştı. Canlar alırlar ki. Bakıyorum. Breed ne yaptı? Breed ışından attı. Gelene kadar herkes öldü ama. O yüzden herkes ona dönebildi. Bu Baron'u engellemeye çalışmayacak RNG. Ve DFM oyunun kontrolünü tamamen eline geçiriyor bu Baron'la birlikte. Ama yani çok büyük bir anlaşmazlık, bir garip. Bugün dünyanın tersine döndüğü gün olabilir. NAEU yendi. İlk kez tarihinde bir 5 maçlık seride. Ve... Şimdi de bunlar yaşanıyor. Dur hele dur. Daha. Bir Baron alındı hemen. Yeterince büyük mü? Doğal oyu değil mi bu? Bu arada Breed burada yürüse, dümdüz orta koridordan yürüse belki de savaş evet kazanacaktı. Niye sağ sol yani yapıyor? Muhtemelen yine kazanamazlardı gibi ama daha iyi olurdu. Baron da vermezlerdi. Baron vermeyebilirlerdi. Orada bayağı bir sağ sol yapmış. Kararsız kalıyor. Hani şey diyorlar muhtemelen. Ya bırak ölsün bakın, diyor birisi. Yok, diğeri gel diyor. Diğeri çık diyor. Yerden bitme sıçra atmış. Ölür müydü emin olamıyorum. Hiçbir şey olmazdı ben. Bana da hiçbir şey olmaz gibi geldi. Ama birazdan o Yahorong ölümün dansını aldıktan sonra çok tehlikeli. Etmesi çok zor olacak. Yani bakalım Baron'u ne kadar etkili kullanacaklar şimdi bir de ya Juni, için. Demiştin ki alabilirlerse büyük. Tabii alabilmek önemli demiştin. Baron geldi. Şimdi de o yük için. Buradalar ejderdeler. Yahorong'un canı bir aile az yalnız. %40 neredeyse canı azalmış durumda. Şimdi ejdere vurmaya başladı DFM.
Burada Ejder'i bitirmek istiyorlar. V'yi yaklaştı. V'yi çalmaya çalışacak ama Tristan'a da kaldı. 3 kişi bu ultiye yakalanıyor. Steel oynamak istemiyor burayı. Şimdi Nautilus ultisiyle birlikte savaştan çıkış yapmaya çalışıyor. RNG yalnız evi. Bir kez daha yakalandı burada. Ölümink. Ming yalnız. 5 kişinin arasında kalacak takım arkadaşları. Yani neler oluyor? Takip edemiyor. 5'e 4. Baron güçlendirmesi hala aktif. Ruh noktasında DFM ve Baron'la şimdi... özellikle yan koridorda da Yaharong'un baskısıyla birlikte denemesi. Ulti de boşa gitti. Şimdilik geriye ittiler. Orta koridor kulesini Baron'la savunursa bu arada RNG müthiş bir iş olur bu. Ve savunacak gibi duruyorlar şu an için. Yani buradan aslında bir ruh noktasına getirmeyi başardı yapam gayet iyi sayılır. Tabii bu arada mevzu birazcık. RNG'nin Baron'la birlikte Ejder de ölmek istemedi burada. Fight, savaşmak istemediler. Ölseler rakipte Baron var. Çok fazla şey verirlerdi. Burada yine evi deniyor Mink. Ama duvara galiba geliyor orada. Yok yok tutuyor. Tutuyor mu? Duvarın arkasında tutuyor artık. Natürlük. Evet. Sorgulama çok. Yıllarca sorguladık bir şey değişmiyor. Yani. Gerçekten açısı yok. Yine tutmuş ya. Orta koridor kulesi düşmüş bu arada. Yaklaşık 2000 altınlık bir Baron güç oyunu var. Onun Türkçesi neydi ya? Üstünlük de abi. Baron güç üstünlüğü mü? Altın üstünlüğü de. Niye güç özellikle? Hayır, Baron Power Play'i biz Türkçe'ye çevirdik. Ya her şeyi Türkçe çevirdim. Power Play kaldı geriye değil mi sanki? Hakikaten. Her cümlesinde 8 tane yabancı kelime kullanarak Power Play'i duyarını kasmaya çalışıyor şu an ya. İnanılmaz. Ne diyebilirim ki? İşte. O kadar haklısın ki Zönü. Gardner burada olaydı neler derdi. Yani burada düzgünce bir şey danıştık bir büyüğümüze yaşça. Ama aldığımız çok yanlış bir yere danıştın ya. Evet. Gençliğin hevesini kırdınız. 2,5 dakika sonra maçın aslında kaderi belli olacak gibi. Yani o Ejder... Ölümün dansta yetişecek. Olacak dediğin gibi ölümün dansı da yetişecek gibi duruyor. Diğer taraftan 2 dakikaya Baron var. Orada kaybedilecek bir savaşla birlikte. Direkt maç bite yazar yani bite o savaş yazar. Kaybedilse. Çünkü ya DFM kazandığı zaman ruh alıyor, Baron alıyor. Ve sonraki ittirmeyle beraber direkt maçı bitirme ihtimali ortaya çıkıyor. Tristan 3 eşya. Çok ya tehlikeli şu an evet, oturuş sana. Çok. Yani şey de yok böyle zırh deşme eşya düzeninde de gitmedi. Belki V'yi öldürmesi biraz uzun sürecek muhtemelen anatema ona bağlı çünkü V tarafından. Ama hasarı çok fazla. Bir taşıyıcı ulaşırsa bir şekilde savaşın ortasında. 2-3 tane vursa dağıtır suratı. Paramparça eder. Evet. Buraya girmek de sıkıntı. Şimdi Mako ütüsüne kafa atacaksınız. Yone'si... İşte Cannon'ı derken nasıl hazırlayacaklar o pozisyonu çok merak ediyorum. RNG işleri acayip zora soktu. Bunu diyeceğimi hiç düşünmezdim ama öyle. Shao ultiyle birlikte evinin üzerine gidiyor. Evinin sıçrası da var, ultisi de var. Evi hala ultisini kullanmadı burada nedense. Hasar vermeye çalışabilirdi. Düştüğünü görecek miyiz? Ming. Yok artık. Çıkışına gidiyor Ming. Ulti de kullanabilir burada. Hiçbir şey kullanmadan düştü evi. Bilerek kullanmadı. Çünkü bir dakika sonra olan savaşta sıçrasını korumak istiyor. Ulti kullanabilirdi. Ulti dönebilirdi evet ama... Ulti kullansa... Ulti bekleme süresi ne kadardı? Çıkamaz. Ne kadar şu an? Kaçıncı seviye? Ben bir dakikadan kısa olduğuna eminim. 15 veya 14'tür. 14 diye tahmin ediyorum ben de. Yani açıkçası emin değilim ulti bekleme süresinden. Çıkar mıydı diyorsun sen? Ben ultiyi kullansa çıkabilirdi diyorum. Yani kitle kontrolü uygulayacak. Bence en azından... çıkamazdı. Belki rakibin sıçrasını falan alabilirdi ama. Belki. Belki de Jao'yu öldürebilirdi. Yani belki o da olabilirdi. Üzerine gelir gelmez kullansa. Aha. İlk boşanda. Ama hiçbir şey denememekten iyidir ya Johnny. Doğru. 14'müş bu arada. Denedi ya yürüyerek çıkmayı. Soğaz şey denemedi. Bir soğaz değil yani. Hop. Kafalar atılacak şimdi. Evet şimdi Maokai'nin E'lerinin olduğu yere girmeye çalışacak. Buraya hakikaten ya bir de DFM'in ya DFM RNG'nin savaş başlatmasını kesinlikle ister.
Ve kendileri de ejderi de rahatlıkla tanklayabilir. Üzerine RNG ejderi çalmaya girerse savaşı kaybederler zaten. Şu an her anlamda DFM avantajlı konumda. Ya DFM burada ruhu istiyor. Ruh noktasını da getirdiler. Evi yalnız zaten totemin duydum. Üzerinde. Brint'in geldiği pozisyon çok tehlikeli. Direkt olarak Minx sıçrayla birlikte Utopo'nun üzerine gitmeye. Burada %50-50'ye kalacak ve %50-50'yi kazanan Steel. Yarok! Ulti ile birlikte içeri girmeye çalıştı. Burada uğursuz koruma da geldi ama. Yalnız kala. Çok buraya kala. 2 skor aldı Evi. Bu sefer sıçra ultiyi kullanıyor ve skorları topluyor. Totalde 3'ü 3 de kaz ama. Ruh. DFM'de. Yalnız savaş çok daha farklı ilerlerdi. İyi kurtardı orada. Yani yerden bitme iki kişilik geldi. Hem de bir tanesi Utopan'a değdi. Onlardan yani bayağı hayat kurtaran ve oyunu uzatan. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Breed lütfen artık sağ sol yapmadan. Bak şimdi. Savaş başlıyor. Bak. Abi gir. Polis mi çağıralım? Gitti ön taraf gitti sen girene kadar. Ne ona da tut. Hayır o geç gelmedi. Ön taraftakiler erken girdi. İşte burada. Göstermediği yerde iki kere geri ileri falan orada şeyi gördü. Yone'yi gördü. Evet. Ondan tırsı biraz. Yone'nin şeyi vardı. Q2'si vardı. Abi ona atsın. Vardı. Öne atacağını ona atsın. Yani neden ya öne şeyi de tanklamaktan korkuyor bu kadar? Yani, diğer tarafı ulti attı sonra. Burstlenebilir bu arada. Şey. Ya. Aatrox. Ölsün ya. Ya diğer tarafta olanları görmüyor. Belki ejderi çatacaklar onun sayesinde. Bu arada Aatrox'un öldüğü bir takım savaşını kazanma ihtimali yok bence. Bir şey söyleyeceğim. Aatrox'un olmadığı bir takım savaşıydı bu. Bir de işte problem bence. Hadi bırak. Ben sana burada problemi söyleyeyim mi? Söyle. Bence Breed'in bu kadar fazla flank atmaya çalışmasına ihtiyaç var mı? Ondan çok emin olamıyorum. Çünkü zaten front to back oynamak istiyorsunuz siz. Burada Breed'in arkalamaya çalıştığı yerde 4 kişi kalıyorsunuz. Bu sefer front to back ihtimali de çok azalıyor gibi geliyor bana. Ya arkalayacaksan da arkala yani. Hani arkaya gidip sağ sol yapınca rakip takımın yani takım savaşı girişi çok güçlü zaten. Giriyorlar, parçalanıyor ön taraf. Ya RNG şimdi ruha karşı, eksik ruhuna karşı kazanmak zorunda. Daha doğrusu oynamak zorunda ve iyi. Ortaya ulti kullandı burada. Direkt ulti var çıkar ki orada. Gidiyorlar ama döner de hata alıyor. Döner. Ultisini kullanmıştı şimdi Galan'ın üzerine oynayacaklar. Evi arada kalmış olabilir. Direkt olarak teklemeye çalışıyorlar ama bir Zonya var. Evinin üzerinde Evi. Zonya çıkışında düşecek. Yahorong kullanabilir. Talha yakalandı. Arasına gitti. Yahorong buradan sıçrayla birlikte uzaklaşırken DFM diğer tarafta savaşı kazanıyor. Burası 2'ye 1 oldu. Sadece Evi düştü. Baron var. Yahorong canını birazcık toparlar burada. Steel sağlıklı, Utopon sağlıklı ve bu baronu alacak RNG'yi. Özür dilerim DFM. O kadar alışmışsın ki. Sürpriz. Yalnız burada savaşmak istiyor. Yarın dışından var gelir buraya. 3 kişi ilerliyorlar ama burada yapacak çok bir şey yok. Breed'le birlikte V'yi karşıya geçti. Burada yakalanabilirler. Galan'ın üzerine arkada dönmeyi çocuğu bıraktı. Ölümlerine gitti onlar. Ya yani buradan olaysız dağılmaya çalışacaklar Breed, ama en iyi şey yapıyor patladı. Şu an sağ sol yine. Breed'e patladı bu ne yani. Yapıyor RNG? Breed burada yakalanacak ulti de kullanılıyor. Şimdi ultisini aktif etti. Kronometresini de harcadı burada Breed nedense. Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar GFM maçı kazandı. Kazandı. Bir de bana kimse bu Breed'i savunmasın. Tamam peki. Breed'in savunulacak hali yok ya bu maçta. Ya en büyük sorun Breed'tir yani burada. Ya tabii o değil sadece. Ama kopma savaşındaki hata onda. Yani bir kısmı da onda. Orta koridorda attığı ışınlandan sonra duvarın arkasında saklanması. Sanmıyorum bu arada. Ben katılmıyorum size kesinlikle. Ya Breed'in Breed'e yazmaz. Abi o savaşı Breed 5 saniye önce gelse o baron alınmayacaktı. Garanti edemezsin onu bu arada. Ederim ya, bu arada. Ben canlara baktığımda ederim. Kesinlikle öyle bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum oranın. Bana yazılı kanıtlarla gel. Noel Bey. Yoksa kabul etmem. Sen Eren Akın. Bu tanıdık geldi ama başka bir geldi. Bir de oturuşta öyle ki böyle kolları öne falan koyuyor. Hiçbir şey kabullenmez. Yalan söylüyorlar öyle oturmuyorum bu arada. Ya bırak. Siz görmüyorsunuz tabii o yüzden size yine her zaman olduğu gibi üzerime oynamayı falan diyor. Bu arada DFM orta kurdu oradan. İkinci kulesini de alıyor. İkinci baronla birlikte. Bu sefer daha iyi bir baron güç oyunu var. Güzel yerden bitme ve yarı canını aldı evinin. Evinin ışınlanı yok.
O yüzden biraz uzaklaştı. Yani böyle bir iki oyuncunun daha canı biraz azalırsa DFM'i buradan uzaklaştırabilir belki RNG'yi ve şimdi yalnız, üstüne dönüyor. Bu arada 1.15'e Kadim var. Heh, onu diyecektim. Yani Kadim büyüktür her şey. O savaş yine belirleyici olur. Evet. Ve hiçbir inhibitor açamadılar. Kritik. Ya daha bir dakika var bu arada Baron'un bitmesine ama o dakika çok kadar açamazlar. Yani. Uzamak istemiyor buralarda DFM. Kadim de çünkü erkenden gidip görüş almak istiyor ki bayağı derin totemler de var ya, rakibin kırmızı tarafında şu anda. Bu arada çok bahsetmiyoruz ama Yahorong da inanılmaz büyük bir tehlike haline geldi. 4 eşyada. Evet. Hem çok tank hem çok hasarı var. Onunla uğraşmak da çok büyük dert olacak. Zaten şu ana kadar bir kere ölüşü dışında çok iyi bir maç çıkarıyor. O ölüşü de hatırlıyoruz evet, ya. Evet yani takım savaşlarında ya da evet, çok iyi bir hata yaptı ama onun haricinde gayet düzgün oynuyor. Hatasız kulda yok dedi Johnny. Ha, aynen lütfen. Bir it değil yani. Heh geldi arkalamaya tamam. Orada. Johnny taktı. Hoca taktı bir it. Aynen aynen. Dur bakalım belki bu savaş tek başına kazanacak bu it. Bu arada olmuş. Yani yine çok iyi görüşe sahip. Oo Yahorong bu arada çok acaba kapanırlar mı üzerine hep birlikte dedim. Ama denemediler. Yani yine görüşe sahip burada ve ya karanlık tamamen. Bu arada bu savaşta. Sıçrasız oynayacak. Aynı şekilde Galada da sıçram mevcut değil. İki önemli oyuncu sıçrasız oynamak zorunda olmayacağına kadar düşürdüler Kadim'i. Hasar verilmeye devam ediyor. Ulti ile birlikte yakalanan bir oyuncu var. Şahı yakalandı. Arındırını kullandı. Mink çok fazla hasar aldı. Burada bitirmek isteyebilirler ama hasar. Yerden bitme. Muazzam geliyor burada. Yahorong Breed'in üzerine gitti ama çok fazla hasar yok. 6000 cana kadar düşmüştü. Şimdi ulti ile birlikte ikiye bölmeye çalıştı burayı Şahı ama. Resetlenmedi. Resetleyemedi. Senin de söylediğin gibi burada bitirmek resetlemek istiyorlar. Resetlenmiyor. Evi ulti pozisyonu arıyor şu anda. O gelen totem evinin pozisyonunu belli edecek. Bitirmek evinin istiyor. Evinin sıçrası RNG'de. Var. RNG'de. Burada yine %50-50'ye kalabilir her şey. Breed de sıfırlanmasına izin vermek istemiyor. Mink geri dönmek zorunda. Canlar bir hayli az iki tarafta da evi de geri dönüyor. Vurabilir sanki DFM şu an ya. Işından da var. Işından ihtimali var burada. Bitirmek isteyecek RNG'yi bitirmek isteyecek. Topunu aşağıda gördüler. Bitirmeye çalışıyorlar. Gelen ışından çok tehlikeli. 4000 cana kadar düştü. Burada bitirmeye çalışıyorlar. Topar atladı. Gala da kaldı. Gala. Kadim ejdahaya alan Gala. Ama sonrasında savaşı kaybetmeye yakınlar gibi. Şu anda Şahı'yı bulacak buraya. Gala. Galanız bir hasar daha çıksa. Skoru alacaktı. Şahı'nın buradan uzaklaşması lazım. Buradan bir şekilde çıkması lazım. Utopo'nun sıçraması geliyor olabilir. Shao buradan uzaklaşacak öyle ya da böyle. Burayı tek başına savunmak zorunda. Kadimi olması gerçekten büyük şans burada. Oyunu bitirmeyi deneyecek 3'e 1 burası. Dönemiyor ki şu an. Ve dönemiyor da. Üstüne dönüşü bozdu Yahorong. Ama şimdi... Yok bitecek. Bitecek. Bitecek orada geri dönüşü hala engelliyor. Hala engelliyor Yahorong. Ulti de kullandı. Ama yetmeyecek. Yonlar burada DFM bitirmeye gidiyor Utopon. Evi vurmaya başladılar Nexus Eve. Senenin ilk karşılaşması. Çalınan Kadim'e rağmen kazanılıyor. Bütün tahminler yattı.